Merhaba arkadaşlar, ben Kubilay Kaptan. Yayın Denizi Pro adına çektiğimiz bu videomuzda AYT ünitelerimizden olan karbon kimyasına giriş bölümümüzün 3. ve 4. bölümleri olan doğada karbon ve Lewis formülleri hakkında bilgi vereceğiz. Karbon elementinin genel özellikleri arasında ilk olarak arkadaşlar atom numarasının 6 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Normalde elementlerin atom numaralarının ezberlenmesi kimyada istenmez ama karbon artık organik kimya dediğimiz kimya alt disiplinin temel elementi olduğu için bunun 6 olduğunu hepimiz biliriz. Artı periyodik sisteminde 4A grubunda bulunduğunu, hatta 4A grubunun ilk elementi olduğunu da bilmekteyiz. Ve karbon elementimizin Lewis yapısını çizmek istersek bunun için öncelikle elektron dağılımını yapıyoruz. 1S2, 2S2, 2P2 şekliyle ve son katmanda 4 tane elektron olduğu için bunun değerlik elektron sayısına da 4 diyoruz. Ve Lewis formülünü de çizmek istersek hatırlarsanız Lewis formüllerinin çizerken biraz sonra da buna tekrar değineceğiz ama element etrafına dört bir tarafına sırasıyla değerlik elektron sayısı kadar nokta koyuyoruz ki bunlar da karbon elementimiz için Lewis sembolünde etrafında dört tane nokta oluyor. Ve karbon elementimiz dört tane değerlik elektronuna sahip olduğu için her daim dört tane kovalent bağ yapar. Ancak zaten bu karbon kimyası dediğimiz organik kimyada bileşik sayısının çok fazla olmasının nedeni ki bunu bir önceki videomuzda özellikle belirtmiştik. Organik bileşiklerimizin sayısı anorganik bileşiklerimizin sayısından çok fazladır. Bunun nedeni karbonun bir 4 bağ yapabilmesi yani diğer elementlere oranla daha çok bağ yapabilmesi artı bu 4 tane bağını değişik şekillerde yapabilmesi. Karbon elementi bu 4 bağını nasıl yapabilir? 4'ünü de tekli yapabilir. Birini ikili, 2 tane tekli yapabilir. Birini üçlü, birini tekli yapabilir. İkisini de tekli yapabilir. Onun için karbon elementinin bu kadar çok alternatif bağ yapabilmesi, onun da bileşik sayısının doğada çok fazla derecede bulunmasını sağlamaktadır diyoruz. Karbon elementinin bu yaptığı bileşikler değişik şekillerde de olabilir. Yani bu bileşikleri biz düz zincirli, dallanmış veya halkalı yapı olarak adlandırıyoruz. Düz zincirli dediğimizde karbon elementleri direkt birbirine düz bir zincir şekliyle bağlanarak yapılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Karbon elementleri art arda birbirine bağlanıyor. Hiçbir şekilde sağa sola yol ayrımı olmuyor. Bu şekilde olursa biz buna düz zincirli diyoruz. Ama karbon elementleri birbirine bağlanırken ara sıra alternatif yollar yapacak şekliyle, mesela şu an çizdiğim üzere düz gidebilir, yukarıya gidebilir şekliyle yollara ayrılıyorsa biz bunlara dallanmış yapı diyoruz. Bir de karbon elementleri birbirine bağlandıktan sonra tekrar ilk bağlandığı karbona geri dönüyorsa o zaman bu da sanki bir halka etrafında dönüyormuş gözlenimi yarattığı için halkalı yapıda diyebiliyoruz. Onun için aynı karbon elementlerini kullanarak biz hem bağlarını dört değişik şekilde yapabiliyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi dördü de tekli, ikisi iki tane yapıp ikisi de çiftli, bir tane ikili, iki tane tekli veya bir tane üçlü, bir tane tekli yapabildiğimiz gibi bu karbonları birbirine bağlarken de düz bir zincir şekliyle, dallanmış yapı şekliyle veya halka şekliyle birbirine bağlayabilmemiz bunların çok sayıda bileşik oluşturmasının temel nedeni oluyor. Zaten burada da bunu belirtiyoruz. Karbon elementinin düz, dallanmış veya halkalı yapıya sahip milyonlarca bileşik oluşturmanın sebebi çok sayıda bağ yapabilmesidir diyoruz. Bizi burada ilgilendiren şeylerin başında arkadaşlar bir de karbonun doğada bulunuş şekilleri. Yani bir nevi biz buna allotrop diyoruz. Allotropları nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim. Allotrop nedir derseniz, allotrop dediğimiz aynı tür atomların farklı şekillerde dizilerek bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir diyoruz. Yani karbon atomlarını alıyoruz. Hepsi milyonlarca, milyarlarca daha fazla sayıda karbon atomunu alıyoruz. Ama bunları birbirine farklı şekliyle bağlıyoruz. Tabi bunları
yapay olarak biz yapabildiğimiz gibi doğal olarak farklı şekilde bağlanmış şekilleri de olabiliyor. Biz bunlara da o duruma göre doğal veya yapay allotrop ismi veriyoruz. Bu allotropların bazı özelliklerle ilgili de bir şeyler söylemek gerekiyor. Allotroplar aynı atomlardan oluşur kesinlikle. Mesela tamamı karbon atomu gibidir. Ama fiziksel özelliklerinin tamamı, kimyasal özelliklerinin ise bir kısmı birbirinden farklıdır deniliyor. Tabi burada şimdi bütün allotroplara girmeyeceğiz arkadaşlar. Bizi ilgilendiren özellikle karbon atomunun allotropları ve karbon atomunun bize göre, daha doğrusu MEB'e göre allotropları, doğal olanları elmas ve grafittir. Yapay olanları ise fulleren ve grafendir. Şimdi kısaca bunlara değineceğiz. Bunlar ÖSYM tarafından da sevilen konulardır. Onun için çıkma olasılığı yüksek olan sözel konuların başında gelir. Ki geçmiş yıllarda da grafit elmasla ilgili soru çıkmıştır. Öncelikle elmastan başlayalım. Elmas, yani herkesin bildiği daha çok ziynet eşyası, mücevher olarak kullanılan bir bize göre madde. Çok değerlidir. Tarih boyunca insanlıkta zenginliğin simgesi olmuştur diyoruz. Tabi bizim kimya ile ilgili kısmı bizi ilgilendiriyor. Kimya ile ilgili kısmında sizin bilecekleriniz. Birincisi, elmasta her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 tane karbon atomu ile tekli kovalent bağlar oluşturur. Yani aslında elmas atomunda her bir karbon atomu etrafındaki 4 tane karbon atomuna bağlıdır. Ve bunun sayesinde de ne olur arkadaşlar? Düzgün dört yüzlü bir yapı meydana getirir. Bunu unutmuyoruz. Ve ayrıca da bu yapı elmasın çok sert olmasının da nedenlerinden birisidir. Elmas bilinen en sert element olarak kabul ediliyor. Ve bu nedenle de daha çok işte delici, taş yontucu ve cam kesici gibi aletlerde de kullanılıyor. Bunun haricinde konunun ilerleyen bölümlerinde anlatacağımız bir hibritleşmemiz var. Ama şimdiden kısaca buna da bir cümleyle değineceğiz. Açıklamalarını daha sonra yapacağız. Karbon elementi elmasta arkadaşlar sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. sp3 hibritleşmesinin ne olduğunu hibritleşme molekül geometrisi videomuzda uzun uzun anlattık arkadaşlar. Ayrıca bununla ilgili bir de şunu bileceksiniz. Isı ve elektrik iletkenliği. Elmas için şunu kesinlikle bilin. Isıyı iletir ama kesinlikle elektriği iletmez. Yani özetlemek gerekirse arkadaşlar bizim bileceğimiz nedir? Her bir karbon atomunun çevresinde 4 diğer karbon atomuyla tekli bağlar yaptığı, bu nedenle dörtgenler oluşturduğu ki şuralarda net olarak görülebiliyor yandaki şekillerde şu şekliyle dörtgenler oluşturdu ve düzgün dört yüzlü yapıya sahip oldu. Bu kesinlikle bilinecek. Onun haricinde karbon atomlarının sp3 hibritleşmesi yaptığı bilinecek. Onun haricinde ısıyı iletti ama elektriği iletmediği de bilmemiz gereken bilgiler arasındadır. Karbonun diğer allotropi ise grafittir arkadaşlar. Grafit zaten neredeyse hepimizin belki de günlük hayatta farkına vararak, bilerek bilmeyerek en çok kullandığımız karbonun allotropudur ki direkt kurşun kalem uçları diye isimlendiriliyor. Yani kurşun kalem uçları bizim için grafit olarak kabul ediliyor ki grafitte direkt hep aynı şeyi söyleriz. Bilinen en önemli örneği, kullanım yeri kurşun kalem ucudur. Şimdi grafitte ne bileceksiniz arkadaşlar? Grafitte bu sefer karbon atomları elmastan farklı olarak dörtgenler şekliyle değil altıgenler oluşturacak şekliyle birbirine bağlanıyor. Tabi altıgenler oluşturabilmesi için de arkadaşlar şöyle bir şey var. Her bir karbon atomu komşu 3 tane karbon atomuna bağlanıyor. Yani şöyle düşünün, şu bir altıgense bunun her köşesinde birer karbon atomu varsa bu da başka bir altıgeni oluşturacaksa şu şekliyle otomatikman karbon atomu ne yapıyor? Komşu 3 karbona bağlı. Mesela şurada şu an sarıyla boyadığım karbon atomumuz komşu 3 tane karbon atomuna bağlıdır. Hangisine bağlıdır? Buna, buna ve buna bağlıdır. Bunu unutmuyoruz. Yani elmasta her karbon atomu komşu
4 tane karbon atomuna, grafitte ise 3 tanesine bağlıdır. Haliyle 3 tanesine bağlı olduğu zaman karbon 3 bağ mı yapacak? Hayır, 3 bağ yapmayacak. Karbon komşu 3 karbon atomuna bağlı olması nedeniyle bu bağlarından birini ikili yapmak zorundadır. Ve biz bu ikili bağlardan ki bağlardan birine sigma, diğerine pi bağ deriz. Bunlar hibritleşmede videolarımızda anlattığımız şeylerdir. Ve bu nedenle de karbon atomlarının yaptığı bu pi bağları sayesinde grafit ısı ve elektrik iletkenliğini çok yüksek olarak iletebilen bir maddedir. Hatta en iyi iletkenlerden birisi denilmektedir. Ve yine hibritleşme molekül ve geometrisi videosunda anlattığımız üzere burada karbon atomlarımızın hibritleşme türü ise sp2'dir. Özellikle arkadaşlar aradaki farkları kesinlikle bilin. Elmasta her bir karbon atomu 4 karbon atomuna bağlı, grafitte her bir karbon atomu 3 karbon atomuna bağlı. Elmasta karbon atomları dörtgen oluşturuyor. Buna karşılık grafitte altıgen oluşturuyor. Elmasta karbon atomları sp3, bunda ise sp2 hibritleşmesini yapıyor. Elmasta ısı iletkenliği var, elektrik iletkenliği yok ama grafitte hem ısı hem de elektrik iletkenliği nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Bir de şunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bir görselimiz var grafite ait. Grafitte tabii biraz küçük çizilmiş ama her bir karbon atom bu komşu 3 taneye bağlandığında altıgenler oluşturur. Ve bu altıgenlerin her biri birer tabakadır arkadaşlar. Ve bu tabakalar arasında şurada gördüğünüz üzere çizgiler vardır. Bu çizgiler ise bu tabakaları birbirine tutan zayıf etkileşimlerdir. Yani burada özellikle de bunu bileceğiz. Bu tabakalar grafitte altıgen halkaların oluşturduğu tabakalar London kuvvetleri denilen zayıf etkileşimler sayesinde ne olur? Tutunur diyoruz. Ve zaten mesela bu da şudur açıkçası, kurşun kalemle biz yazı yazarken mesela kalemi kağıda bastırıp yazılar kağıdın üzerine aktarılırken, yani bir nevi kalem kağıdın üzerine aktarılırken aslında biz bu tabakaların her birini aktarıyoruz. Bu tabakalar arasında çok zayıf etkileşim olduğu için bu tabakalar direkt kağıdın üzerine koparak bizim uyguladığımız baskıyla kağıdın üzerine yazı olarak geçiyor. Bu da ekstra bir bilgi olarak kalsın diyelim arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar bir de karbonumuzun bizim yapay allotropları var. Bu yapay allotropları fulleren ve grafen diye geçer. Bunlar da işte karbonun yapay allotropu olan fullerenin çeşitli şekilleri vardır. Top şekliyle ki yandaki şu şeklimizdir. Tüp şekliyle, çubuk şekliyle, halka şekliyle olabiliyor. Genelde bu halkalarda bir elmas grafitte olduğu gibi netlik yok. Dörtgen, altıgen olacak şekliyle. Beşgen, altıgen, yedigen olabiliyor. Ve genelde fullerenlerin çoğu 60 karbondan oluşan yapılardır. Ama son yıllarda farklı karbon sayısından oluşan fullerenler de vardır. Genelde açıkçası kurşun geçirmez yeleklerde ve güneş pillerinde, hatta hidrojen yakıt depolarında da kullanılıyor diyoruz. Grafen ise arkadaşlar karbon atomlarının altıgenlerden oluşan örgü yapısı sıralamasından elde edilen iki boyutlu düzlemsel yapılardır. Bu özellikle şunu unutmayın arkadaşlar, bu grafenin en önemli özelliğidir. İki boyutlu düzlemsel yapıdır ve genelde şu söylenir aslında grafen için çoğu kitapta, grafitteki biraz önce gösterdiğimiz bu tabakalardan her birinin aslında grafen tabakası olduğu kabul edilir. Bu tabakaları ayırabiliyorsak yani bir nevi grafeni de elde etmiş oluruz diye düşünebiliyoruz. Saydam olan bu grafen tabakası elektriği ve ısıyı çok iyi iletir. Grafitten gelen bir özelliktir. Ve genel bazı özellikleri var. Sorularda çıkıyor. Çelikten daha 6 kat daha hafiftir. Ama yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşüktür. Ayrıca çelikten 6 kat daha serttir.
13 kat daha fazla esneme yeteneğine sahiptir. Yani bunların bu sayıları sorulur mu tabi bilemiyoruz ama çeliğe göre daha hafif olduğunun bilinmesi önemli bir şeydir. Yani ayrıca çeliğe göre daha fazla esneme yeteneğine sahip olması ve daha sert olması da yine bizim için ve grafenin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Ve grafen şu an için su geçirmeyen kıyafetler üzerinde çok fazla kullanılıyor. Gelecekte ise elektronik kağıtlarda ve tüm teknolojik ürünlerin kullanımında, üretiminde kullanılacağı ifade ediliyor. Son olarak arkadaşlar bir de nanotüplerimiz var. Nanotüpler ise özel işlemler sonucunda grafitten elde edilen ve nanometre boyutunda olan silindirik tüplerdir. Şunu unutmayın arkadaşlar, biliyorsunuzdur ama 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metreye eşittir. Yani metrenin milyarda birinde olan bir tanecik boyutundadır. O nedenle çok çok küçüktür. Hatta bunların çapları birkaç nanometre, yani metrenin milyarda biri kadar boyut. Ama boyları ise bunların milimetre kadar ancadır ki milimetrenin genelde şöyle söyleriz biz. Şöyle bir çizdiğimiz çizginin kalınlığı 1 milimetre, yani bu nanotüp dediğimiz şeylerin ne kadar küçük olduğunu canlandırmak, gözünüzde canlandırmak için iyi bir örnektir. Nanotüpler arkadaşlar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Ve ileriki zaman içerisinde teknolojide de zaten tamamen her şeyin üretiminde yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü bunların sağlamlık, elektrik iletkenliği, ısı elektriği iletkenliği gibi iletkenlikleri, özellikleri diğer maddelere göre çok çok üstündür. Bu nedenle ilerleyen zaman içerisinde dediğim gibi çoğu maddenin üretiminde ön plana çıkacağını belirtiyoruz diyorum. Ve karbonun allotropları ile ilgili bölümü noktalıyoruz. Şimdi devamında arkadaşlar size anlatacağımız bölüm Lewis formülleri. Çünkü artık yavaş yavaş organik kimyanın temeline doğru gidiyoruz. O nedenle bileşiklerin, özellikle kovalent bağlı bileşiklerin Lewis yapısını bilmek gerekiyor. Onun için kısaca bir hatırlatma olması adına Lewis formülü nedir? Ona değinelim. Bir element atomunun son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı, bu değerlik elektron sayıları kadar noktanın element sembolünün etrafında gösterilmesine biz Lewis formülü diyoruz. Onun için öncelikle şunu söyleyelim. Mesela biz bu konuyu sadece A grupları, yani baş gruplar için anlatırız. Ve baş grup dediğimiz A grupları 1A'dan 8A'ya kadardır ki bunlar da değerlik elektron sayısı zaten aynı zamanda neye eşittir? Grup numarasına. Onun için 1A denilince 1, 2A denilince 2, 3A denilince 3, keza sırasıyla grup numarası kadar bunların değerlik elektron sayısı vardır. Biz bu gruplardaki elementlerin Lewis'lerini de yazarken bu değerlik elektron sayısı kadar noktayı element sembolünün etrafına koyuyoruz. Ama element sembolümüzün 4 bölgesi olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Üst, alt, sağ ve sol olmak üzere bu 4 bölgeye birer tane elektron koymadan ikincisini yanına getiremiyoruz. Onun için mesela 1A'nın Lewis'ini yazarsak, mesela burada lityum verilmiş, bir tane tek başına bir nokta istediğimiz bir bölgeye, bu sağ, sol, üst, alt olabilir. 2A'da bir örnek yazarsak, mesela berilyum vardır arkadaşlar, 2 nokta yazacağız ama yan yana yazmayacağız. Bu 4 bölgeden herhangi ikisine birer birer yerleştireceğiz. 3A'da mesela bor örnek verilmiş, 3 nokta yazacağız. Herhangi 3 bölgesine yazabiliyoruz ama tek tek yazıyoruz. 4A'da ise 4 tane noktayı 4 bölgeye dağıtıyoruz. 5A'dan itibaren artık elimizde 5 tane değerlik elektron sayısı oluyor ve bu etraftaki element sembolünün etrafındaki bölgelere artık birer tane daha öncesinde elektron yerleştirdiğimiz için artık ikinci turu dönüyoruz. İkinci turu dönerken de artık ne yapıyoruz? Herhangi bir tek başına olan elektronu eşleştiriliyoruz. İkili hale getiriyoruz. Mesela burada belirttiğimiz üzere burada azotu belirtmişiz. Üsttekini
üst bölgedeki 2 elektron eşleşmiş durumda. Oksijende 6 tane elektron var. Önce birer birer 4 tane koyuyoruz. Sonra ikinci turu döndüğümüzde 2 tanesi eşleşiyor. 2 tanesi tek kalıyor. 7A'da keza aynı şekilde. Önce birer birer etrafa yerleştirdiğimizde 4 elektronumuz gidiyor. Kalan 3 elektron da bu tek elektronların etrafına birer birer yerleştiğinde 3 tanesini eşleştirmiş oluyoruz. 8A'da ise artık 4 bölge ve her birinde ikişer elektron olacak. Onun da örneği burada verilmiştir. Burada arkadaşlar şunu unutmayalım. Ben şöyle bir örnek olarak yazayım. Bunu TYT bölümlerimizde anlatmıştık. Orada da buradaki bir element sembolünün Lewis'i yazıldığında bu tek başına duran elektronlara biz eşleşmemiş, bunlar kendine eş bulamamış, eşleşmemiş elektronlar diyoruz. Ama bu ikili hale gelenlere ise biz bunlara eşleşmiş elektron veya elektron çiftleri ismini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bunlardan artık element değil, bileşiklerin Lewis'ine geçeceğiz. Bileşiklerin Lewis'ini yazarken ise bu elementlerin Lewis'inden yararlanıyoruz. Atomlar arasında kovalent bağlar oluşurken değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanıyoruz. Ve bu ortaklaşa kullanılan elektronlara biz Lewis formülünde ortaklaşmış elektronlar veya bağlayıcı elektronlar, çiftse ortaklaşmış elektron çifti. Buna karşılık ortak kullanılmayan her elementin kendine ait olan, yani bir nevi bağ oluşumuna katılmayanlara ise ortaklanmamış elektron veya elektron çiftleri ismini veriyoruz. Mesela burada oksijen gösterilmiş. Oksijeni şöyle yazarsak, bunun nasıl yazıldığına geleceğiz. Oksijenimizin Lewis'inde şöyle bir görünüm vardır. Bu arada kullanılanlar bizim ortak kullanılan elektronlarımızdır. Onun için bunlara ortaklanmış elektron çiftleri diyoruz. Bunlar bağ oluşturduğu için bağ oluşumuna katılan veya bağlayıcı elektron çiftleri de diyoruz. Ama şunlar tamamen bu oksijene veya buradaki bu elektronlar ise diğer oksijene ait olduğu için bunlar kesinlikle ortak kullanılmamıştır, bağ oluşumuna katılmamıştır. Bunlara bağ oluşumuna katılmayan veya ortaklanmamış elektron çiftleri diyoruz. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Eğer elimizde atomlar birleşip molekül oluştuysa buradaki noktaların ismi ortaklanmış, ortaklanmamış şekliyle. Ama elimizdeki element bağ oluşturmadıysa, elementel haldeyse o zaman olan noktalar eşleşmiş veya eşleşmemiş elektron olarak isimlendiriliyor. Şimdi gelelim bunların Lewis'lerine arkadaşlar. Lewis'lerinde bazı şeyler var. Onları da söyleyelim. Basit kurallarımız. Moleküllerin Lewis yapılarında atomlar arasındaki her elektron çifti, her bir çift bir tane kovalent bağ simgeler. Ve bu elektron çiftleri bağ yapmış olduklarından dolayı çizgiyle de gösterilebilir. Böyle bir şey vardır bizim, hep bağı çizgiyle gösteririz. Bu da buraya da yansıyor. Mesela biraz önce oksijeninkini çizmiştik. Oksijenin böyle bir Lewis'i vardı. Arada 4 tane, hemen şöyle çiziyorum. 4 tane ortak kullanılan elektronumuz vardı. Her bir çifti 2 elektronu bir bağ olarak gösterebildiğimiz için bunu burada 2 tane çizgiyle de burada olduğu üzere gösterebiliyoruz. Bu N2'de olursa mesela N2'nin TYT'den bilmemiz gerekiyor Lewis'ini. N2'nin Lewis'i, bunu hatırlamıyorsanız TYT videolarımızdan izleyebilirsiniz. Bunun da Lewis'i buradır ve arada 6 tane elektron, yani 3 çift vardır. Bu 3 çifti böyle yazmak yerine 3 tane bağ şekliyle de açıkçası yazabiliyoruz. Tabii genel olarak bunlar bizim daha basit moleküllerimiz için. Biz bunu biraz daha kompleks moleküllerin Lewis'lerini çizerken ne yapıyoruz? Genel olarak yaptığımız şey şudur. Bileşiklerin önce Lewis formülünü yaparken en fazla bağ yapan atom kimse, ki bu merkez atom diye kabul ediliyor, onun merkeze, diğer atomları da onun etrafına bağlayarak yazıyoruz. Mesela
CH4'ü yazmaya kalkarsak bizim burada karbonumuzu artık bilmeyen yoktur. 4 bağ yapar. Değerlik elektron sayısı 4'tür. 4 bağ yapar. Hidrojen de çok meşhur bir elementtir bu konuda. 1 A'da bulunan bir A metaldir. Ve elektron sayısı, değerlik elektron sayısı 1'dir. 1 bağ yapar. Sayıca fazla bağ yapacak olan karbon atomu olduğu için karbon atomunu merkeze koyarız. Karbon atomu merkeze koyduktan sonra bunun etrafına kimleri bağlarız? Hidrojenleri bağlarız. Ha, neye göre bağlarız? İşte burada şunu unutmuyoruz. Bağ sayılarını tamamlayacak şekliyle. Karbon 4 bağ yapacak, hidrojen 1 bağ yapacak. Buna göre bunları bağ sayılarına uygun bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Tabi burada arkadaşlar bir de dublet, oktet kurallarımız var. Onları da belirtelim. Onlar nedir derseniz, mesela burada bir ifade geçiyor. Diyor ki karbon oktetini, hidrojen dubletini tamamlar. Dublet kuralı atomların katman elektron dizilimini helyum soygazına benzetme isteğidir. Biz buna isim olarak dublet kuralı diyoruz ama atomların elektron dizilimlerini helyum dışındaki diğer soygazlara benzetme isteğine ise burada isim olarak oktet kuralı diyoruz. Genel olarak biz bu bölümde kovalent bağlı bileşikleri anlatacağımız için organik bileşiklerin hepsi kovalent bağ içerir. O nedenle bizim elementlerimizde sadece hidrojen kendini helyuma benzetecek, dubletine uyacak. Diğer elementlerimiz hep helyum dışındaki diğer soygazlara benzetip oktetine uyacaktır diyoruz. Burada da yine TET bölümünden unutmayacağımız bir şey var. Onu da söyleyelim. O da şudur. Biz herhangi bir elementin grup numarasına bakarak kaç bağ yaptığını hatırlamamız gerekiyor. 1A grubu 1 bağ yapar. 2A grubu 2 bağ. 3A grubu 3 bağ. 4A grubu 4 bağ yapar. 4A'dan sonra 5A'ya döndüğümüzde 3 bağ. 6A 2 bağ. 7A ise 1 bağ yapar. Bunun da nedeni arkadaşlar şudur. Birazcık geriye dönüyoruz. Burada A grubu elementlerimizin nelerine bakıyoruz? Eşleşmiş, eşleşmemiş elektronlarına. Bir elementin eşleşmemiş yani tek başına bulunan Lewis formülündeki elektron sayısı onun neyini verir? Bağ sayısını verir. Mesela 1A grubunda kaç tane var? Bu eşleşmemiş elektronumuz 1 tane. O zaman 1 bağ yapar. 2A'da kaç tane var? 2 tane 2 bağ yapar. 3A'da tek başına bulunan 3 bağ yapar. Buna karşılık 4A grubunda karbon mesela örnek 4 tane eşleşmemişi var 4 bağ. Ama 5A'dan itibaren bakarsanız azotun 1'i eş, 3 tanesi tek durumdadır. O nedenle 3 bağ. Oksijenin 2 tanesi eşleşmemiştir. 2 bağ yapar. 7A'nın da yine 1 tane eşleşmemişi vardır. 1 bağ. 8A bağ yapmaz dememizin nedeni eşleşmemiş elektronu bulunmamasıdır. Yani bir nevi kovalent bağlı bileşiklerde bizim amacımız bu elementlerin eşleşmemiş elektronlarına eş bulabilmektir deriz. Burada da artık bu tablomuzda da hidrojenin oluşturduğu hidrojenin bazı elementlerle oluşturduğu bileşiklerin Lewis formülleri var. Sıradan örnekler verilmiş. Tek tek bunları incelememize açıkçası çok fazla gerek yok. Yani bunlar TET'de zaten ayrıntıyla anlatılıyor. Bizim daha çok ilgileneceğimiz organik bileşiklerdir arkadaşlar. Organik bileşiklerde biz Lewis'le ilgileneceğiz. Burada da bir örneğimiz var. Şimdi mesela 3 tane madde verilmiş. Bunun Lewis'i soruluyor bize. Şimdi biz bunların tek tek Lewis'lerini arkadaşlar yazacak mıyız? Yani bana sınavda karşıma çıktı. ÖSYM sordu. 5 seçeneğin 5 tane Lewis verdi. Bunlar doğru mudur? Ben oturup tek tek bunları yazacak mıyım? Bunlar da arkadaşlar biraz daha pratik bir yöntemimiz var. O pratik yöntem nedir? O pratik yöntem biraz önce de söyledik. Bazı elementler kendini dubletine, bazıları neye tamamlar?
oktetine, hidrojen dupletine tamamlar, son katmanında 2 elektron olmasını ister, diğer elementler ise oktetine tamamlar, 8 elektron olmasını ister. Bizim ilk yapacağımız şey açıkçası budur. Elementlerin etrafındaki biz kendimiz yazmayacağız. Sayacağız 8 tane veya helyum hidrojense 2 tane var mı? Mesela birinci bileşiğimize bakarsak, burada hidrojen mesela ortak kullanılan elektron herkese ait. 2 tane kullanmış, kendini tamamlamış. Bu hidrojen tamamlamış. Buradaki hidrojen tamamlamış. Buradaki hidrojen tamamlamış. Ortak kullanılan elektronlar her iki elemente de sayılıyor. Ondan sonra karbonlarıma bakıyorum. Karbonlarıma baktığımda mesela şuradaki karbonumuz etrafında 4 tane elektron çifti var. Her birini kendine ait sayılabiliyor. 8. Kendini 8'e tamamlamış. Bunun haricinde şunu bir sileyim. Diğer karbona baktığımda keza o da şöyle şu şekliyle bir yapı var. Burada da 8 tane elektron var. Bu da kendini 8'e tamamlamış. Oksijene baktığımda ise oksijen de yine etrafında 4 ortak, 4'ü de kendine ait olmak üzere 8 var. 8'e tamamlamışlar. O zaman diyorum ki bu elementlerim 8'e ve 2'ye uygun olarak tamamlamış. Bir de bağ sayılarına bakıyorum. Bu ortak kullanılan her 2 elektron bir bağ. O zaman hidrojenler bir bağını yapmış. Tüm hepsinde. Karbon, buradaki karbon 4 tane şu karbon 4 tane etrafında 4 çift elektron olduğuna göre 4 bağını yapmış. Aynı şekilde buradaki karbonumuz 2 solunda, 2 sağında, 4 de yukarıya doğru ortak olan var. Her bir elektron 2 ise o da 4 bağını yapmış. Ve oksijen de yapmış. O zaman bu her şeyi sağlıyor. Bununki doğrudur. Alttaki şekle geçtiğimizde şuna bakıyoruz. Yine sıradan bakıyoruz. Hidrojenlerin her biri ikişer tane elektronu ortak kullanmış. Tamamlamış dubletine. Ondan sonra diğer elemente geçiyorum. Mesela klora. Klor nedir? Hidrojen haricindeki elementlerden biridir. Kendini 8'e tamamlayacak. Evet, etrafında 8 nokta var. Tamamlamış. Karbonumuz da keza yine burada 8 elektron etrafında var. Tamamlamış. Bağ sayılarını tutuyor mu? Bir de ona bakıyoruz. Hidrojenler hep 2 elektron olduğu için tek bağlarını yapmış. Karbonun etrafında 4 tane olduğuna göre 4 bağını yapmış. Klor da 7A grubudur ki biraz önce söyledik. 1 tane bağını yapmış. O zaman o da bağ sayısı da tutuyor. Tamamdır. Gelelim son örneğimize. Şimdi çok da fazla uzatmak istemiyorum. Son örneğimizde hidrojenler, karbonlarda bir sıkıntı yok. Ama direkt şunu söyleyeyim. Şuradaki oksijene bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle oksijeni hatta alıyorum. Burada 2, burada 2. Bu oksijenin etrafında kaç elektron var? 4. Kaç olması gerekiyor? 8. Yani aslında oksijenin şuradaki ve burada olması gereken elektronları ne yapılmış? Unutulmuş. O zaman oksijen kendini 8'e oktetine tamamlamamıştır. Bu nedenle nedir? Doğru değildir. Bir de arkadaşlar tekrar dipnot olarak da şunu da belirtmek istiyorum. Yeni bölümümüze geçmeden sadece 8'e tamamlama olayında yanlış anlamayalım arkadaşlar. Mesela ben size ön sayfada O2'nin Lewis'ini vermiştim. O2'nin Lewis'i şu şekildeydi. Mesela demek istediğimiz şudur. Siz sadece bunların doğruluğunu belirlerken 8 elektronla işi bırakmayacaksınız. Tamam. Bunun 8 elektronu var. Bunun da 8 elektronu var. 8 elektron olayları tamam. Bir de bağ sayısına bakacaksınız. Burada kaç elektron çifti var? 2. Oksijen kaç bağ yapardı? 2 bağ. Evet, o zaman bu Lewis doğru diyeceksiniz. Ama ben size bu Lewis'i şu şekliyle yazdığımda bazen öğrenci arkadaşlarımız bunu kaçırıyor. Mesela sadece 8 elektron işine bakıyor. Mesela bunu yazıyorum. Direkt şunu diyor. Diyor ki şu
Oksijen 8'i yaptı mı yaptı. Bu oksijen 8'i yaptı mı yaptı. E tamam diyor, doğru. O kadarla bitmiyor arkadaşlar. Bir de şuraya bakacaksınız. Ortak kullanılan 2 elektron var. Bu 1 bağ yapar demektir. Yapmış demektir. Ama oksijen kesinlikle ne yapacak? 2 bağ. Onun için burada 8 elektrona tamamlama işi doğru olmasına rağmen bağ sayısı yanlış olduğu için bu Lewis yanlıştır. Mesela bir de şu vardır, onu da söyleyelim. Mesela N2 için de bu çok yazılıyor. N2'nin de bir önceki sayfada söylemiştik Lewis'ini. Mesela N2'nin Lewis'ini biz bu şekilde belirtmiştik arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi buna bakıyorum. Ne diyorum? Şurası 6 bir tarafta, 2 bir tarafta 8. Burası 6 bir tarafta, 2 tarafta 8. Bir de şu ortada kullanılanlara bakıyorum. 8 elektron işi tamam. 6 elektron var. 3 bağ, 3 bağ da tamam. O zaman bu doğru diyorum. Ama ben bu N2'yi arkadaşlar şu şekliyle yazarsam sadece etrafta 8 elektron var deyip geçmeyin. Ben bunu bu şekliyle yazdığımda şurası 8, doğru. Burası 8, doğru. 8 elektron işini sağlıyorlar. Ama şuraya baktığımda 4 elektron çifti var. O da ne yapar? 2 bağ. 2 bağ kısmı yanlıştır. Çünkü azot her zaman kaç bağ yapar? 5A grubudur. 3 bağ yapar. Bu nedenle Lewis olaylarına biraz daha dikkatli yaklaşmamızda fayda var. Tabii dediğim gibi test sınavına gireceğiz. Test sınavında biz bunları devamlı Lewis'lerini yazamayız. Lewis'lerini yazamayacağımız için pratik yollara bakacağız. O da verilen moleküldeki her elementi tek tek inceleyeceğiz. Dubletine, oktetine uymuş mu? Yani hidrojense 2 elektron, diğer elementlerse etrafında 8 elektron var mı? Var diyorsanız doğruluk aşamasındaki ilk basamağa geçiyorsunuz. Diyorsunuz bu Lewis doğru olabilir. Ha, sonra neye bakıyorsunuz? Elementlerin bağ sayısı tutuyor mu? Hidrojen 1 bağ yaptı mı? Karbon 4 bağ yaptı mı? Azot 3 bağ yaptı mı? Oksijen 2 bağ yaptı mı? Eğer bunlara da yaptı diyebiliyorsanız olay bizim için bitmiştir arkadaşlar. Doğrudur. Ama dublet oktete uymasına karşılık bağ sayısı tutmuyorsa, üste yazdığımız oksijen örneğinde olduğu gibi buradaki oksijen örneği veya buradaki azot örneğinde olduğu üzere eğer bağ sayısı tutmuyorsa, dublet oktetine uysa bile o Lewis'ler yanlıştır diyoruz. Evet arkadaşlar, bir konu anlatım videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıkla kalın diyoruz.